Herkese merhaba. Bugün sizlerle profesyonel bir film kamerasının kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Black Magic firmasının Ursa Mini Pro 4.6K modeli. Mini 4.6K'yı ve Mini Pro 4.6K'yı karşılaştıracağımız zaman arada çok büyük farklar görmüyoruz arkadaşlar. Mini Pro'da ND filtre seti var. SD kartta kalabiliyor. Yani benim de baktığım ve öğrendiğim başka bir farkı yok açıkçası. Ve üzerinde EF mantlı geliyor olması. Kameranın gerçekten iyi bir kamera olduğunu düşünüyorum. Hem teknik özellikleri hem de benim incelemelerim. Çalışma fırsatım olmadı ama incelemelerim sonucunda iyi olabileceğini düşünüyorum kameranın. Birkaç kişiden de duydum açıkçası olumlu şeyler. Özellikle sensör boyutu ve 15 stop dynamic range'e sahip olması önemli faktörler. 15 stop dynamic range dediğimiz zaman renkleri ayırt etmedeki kabiliyetinden söz edebiliriz. O anlama getirebiliriz kaba tabirle. Burada bildiğimiz gibi telefonlarımıza da artık olan HDR özelliğinin olduğu RAW formatında kayıpsız kayıt yapabileceğimizi ve ProRes formatında kayıt yapabileceğimizi belirtmişler. GeoFast kart kullanıyoruz arkadaşlar veya SD kartlar. Ama full çözünürlük istiyorsak GeoFast kullanmak zorundayız. Şöyle kutunun dışına bakacak olursak. Burada da öne çıkan özelliklerini, daha doğrusu kameranın bütün özelliklerini kısaca açıklamışlar. Bu yüzündeki gördüğünüz gibi. Şöyle yakından göstereyim. İki yıl garantisi var arkadaşlar kameranın. Bakalım bizi kutu açılışında ne karşılıyor. Hoş geldiniz yazan bir kart ve içinde kullanma kılavuzu var arkadaşlar. SD kart şeklinde. Resolve Studio Editing programı. Bunu da kamera içeriğine dahil etmişler. Ayrı satılan bir şey. Normalde 300-350 dolar civarında. Power supply burada. Yani çok fazla da bir şey yok gördüğünüz gibi. Direkt kamerayı alıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kompakt bir makine. Dışarıda özellikle böyle aksiyonda gayet kullanışlı olacağını düşünüyorum. Ayarlarınızı da kolayca buradan değiştirebilirsiniz. Hiçbir menüye girmeden çok hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve üzerinde ND filtre geliyor. Yani devamlı filtre değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Acil durumlarda tabii ki. 2.30 kilo yani hafif sayılacak bir body'si var. Gayet kaliteli hissettirdiğini söyleyebilirim. Kullanılan malzemenin. Profesyonel işler için SDI giriş ve çıkışlarımız. Burada da XLR'lar var gördüğünüz gibi. Kamerayı açamıyorum çünkü bataryam yok. V-Plate taktırdım ama bataryam yok şu anda. Üzerinde EF mount var. 4.6K olduğunu söylemiştim. SD kart ve GeoFast kartlara kaydediyor. Fakat işte SD kartlar daha çok böyle ekstrem durumlarda
kayda devam edemeyeceğimiz durumlarda devam edebilmemiz için tasarlanmış sanırım. Çünkü SD kartlara tahmin ettiğiniz gibi en yüksek çözünürlükte ve en sıkıştırması formatta kayıt gerçekleştiremiyoruz. Alt tarafında büyük bir fanı var. Gerçekten büyük bir fanı var. Havalandırmaları da gayet yeterli bence. Shoulder kitini de aldım. O da üstten grip takıldığı zaman gayet kullanışlı olacaktır. 20 santim bir uzunluğu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. 20'ye 15 olması lazım. Gördüğünüz gibi gayet kompakt bir makine. Kamerayı açamıyorum arkadaşlar çünkü bataryam yok. Umarım daha detaylı bir incelemeyle sizlerle birlikte olurum. Bu sadece bir kutu açılış videosuydu. Size göstermek istediğim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.